ülkemiz hızlı gelişiyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi bölgedeki gelişmeler. Seka Limanı'nın şu anda faaliyete girmesi, nükleer santral inşaatı ve bölgedeki diğer yatırımlar. Belli ki yakın tarihte bu nüfus akışı devam edecek. Bölge ciddi nüfus alacak. Özellikle yatırım için imar planı şart. Hem belediyenin yol yatırımı, altyapı yatırımı ya da özel sektörün iş yeri yatırımı ya da vatandaşın konut ihtiyacını ortadan kaldırmak için mutlaka imar planlarına çalışmak lazım. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taşucu bölgesi imar planları bitti. Bizim tarafımızdan bitirildi. İlçede tamamladı. Diğer bölgelerde devam ediyor. Ama hızlı da bir yapılaşma var şu anda. Özellikle bizim imar açtığımız yerler ve buna ilaveten bakanlığın resen plan düzenlemeleri yaptı ve şu anda da özellikle nükleer santral inşaatında çalışan mavi yaka, beyaz yaka çalışanlar için toplu konut inşaatları başladı. Burada belli ki ciddi bir yapılaşmanın ardından yerleşik nüfus olacak ve bizim bölgeye ait özellikle içme suyu, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinde eğer tedbir almazsak büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunu öngörmek lazım. Mutlaka şimdi yeni imar düzenlemelerinden sonra bize ait yeni açılacak yollarla ilgili hemen çalışmaları başlatacağız. Büyükşehir'in ötesinde olan çalışmaları başlatacağız. Zaten biz 4 yıl içerisinde 102 bin ton asfalt kullandık bu bölgeye. Şehrin merkezi, ana caddeler, sıcak asfalt çalışmaları için. Ayrıca satir kaplama çalışmaları da özellikle grup yolları dediğimiz köy yollarında 444 kilometrelik bir çalışma yaptık. Önümüzdeki yıl içinde ayrıca 70 kilometrelik bir planlamamız var. 4 yılda yaptığımız çalışmanın %70'ini 1 yıla 2024 programına aldık. Buradaki bu hızlı gelişmeyi tespit ederek biz bu çalışmaları hızlandırdık. Bunu da belirtmek istiyorum. Sadece meski yatırımlarımız toplamda biz bugüne kadar 146 milyon TL'lik yatırım yaptık 5 yıllık süreç içerisinde. Şu anda 258 milyon liralık içinde olduğumuz yatırımlar var. Geçmişte Hırmanlı İçme Suyu, İmam Uşağı Mahallesi, Bağlanı Mevki Suyu, İçme Suyu Şebekesi, Silifke Taşucu, Terfi Kanalizasyon, az önce söylediğim Gazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı gibi birçok çalışmaları, bu ve buna benzer çalışmaları bitirdik. Dediğim gibi 146 milyon lira bir yatırımdı. Yine Uzunca Burç içme suyu hattı, Yeşilovacık Mahallesi içme suyu iletim hattı yapım işi. Bunlar öz kaynaklarımızdan yapacağımız yatırımlar, devam eden yatırımlarımız ve planlanan az önce saydığım yatırımların dışında Narlıkuyu kanalizasyon hattı, Gökmen'in paket atık su arıtma tesisi de olmak üzere toplamda 2 milyar 15 milyon liralık yaptığımız, içinde olduğumuz ve yapacağımız yatırımların toplam maliyeti 2 milyar 15 milyon lira. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte altyapı ve özellikle çevre sağlığını ilgilendiren kanalizasyon, atık su arıtma konusunda önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. Bana göre
en kutsal hizmetlerden bir tanesi. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Yine özellikle hasta ve yaşlı evde bakım konusunda aldığımız çok önemli, güzel geri dönüşler bizleri çok memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte sadece Mersin'in belli bölgelerinde değil, tüm Mersin'de bu hizmetimizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz ve bunu da gerçekleştireceğiz. Bizim en değerli ve kutsal gördüğüm sosyal politikalardan bir tanesi bizim misafirhaneler, refakatçi evlerimiz. Tarımsal sulama kooperatiflerinin en büyük sorunu olan elektrik faturalarına çözüm olacak. Tarımsal GES projelerine Mersin Büyükşehir Belediyesi direkt destek olacak. Nasıl sulama borusu desteğini hatırı sayılır bir destek yapıyorsa, örneğin 2025 yılında 65 milyon lira ayırdık. 100 kilometrelik boru ihalelerini yaptık. Zaten verilecek birlikler de belli. Herkese gönderilecek. 4 yılda krizlere, pandemiye, her şeye rağmen de 255 kilometrelik bir boru dağıtımı oldu. Bunun da 41 kilometresini biz Silifke'ye verdik. Şu anda da 9500 küsür metrelik bir boru dağıtımını yeni yaptık Silifke'ye. Bu 41 kilometrenin 41 bin metrenin üzerine. Ben tarımı çok önemsiyorum. Tabii ki bir ziraatçı başkan olma hüviyetim, bölgenin tarım kent olma hüviyetim de buna etkili. Onu bir kere söyleyeyim. Ama bu bölge yapılacak hem merkezi hükümetin hem yerel yönetimlerin en önemli destek kalemlerinin başında küçük üreticiyi desteklemek, tarımsal destek olduğunu düşünüyorum. Yani insanların dumanın, evinin dumanının tütmesini sağlıyorsunuz. Yani rızk sağlıyorsunuz bir anlamda ya da rızk sağlamasına katkı sunuyorsunuz. Bu son derece önemli. Birine götürüp cebine bir yardım yapmak değil, onun üretimine katkı yapmak, üretim yapmak, ekonomiye dolaylı olarak siz katkı yapmış oluyorsunuz. Türkiye'nin aslında ekonomik hacmini büyütüyorsunuz üretime katkı vermekle. Onun için önemsiyorum. Yine köyümüz atölye projesi var. Biz biliyorsunuz fide fidan dağıtımları yapıyoruz. Kooperatifler vasıtasıyla önemli projelerin altına imza atıyoruz. Her bölgenin kendine has ürünlerinin paketlenmesinden pazarlanmasına, coğrafi işaretlerin alınmasına, atölye kurulmasına, eğitimine kadar her konuda destek verecek tarım dairemizin yaptığı çok önemli bir proje. Bu hayata geçtiği zaman ne kadar güzel bir proje olduğunu hakikaten göreceğiz. Çünkü çok heyecanlanıyoruz bu konuda. Ziraati bilen biri olarak, köyü köylüyü bilen biri olarak bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Hani hep dediğimiz doğduğumuz yerde doymak, yerinde kalkınma olayı ya da plansız kente göçün önünü alma olayı. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum ve çok hayırlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Ayın 15-20'si arası programlıyor arkadaşlar. Eski hal olan bölgeye, arazimize bir temel atacağız. Zaten gerekli işlemler yapıldı, ihalesi bitti, projesini hazırlamıştık. İçinde yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, kafe, kreş, amfi, 450 kişilik gösteri amfisi, survivor alanı çocuklara, kreş, spor aletleri, açık sinema, kadın çocuk atölyelerinin olduğu bir kompleks, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi'ni de kısa sürede siz Silifkelilerin hizmetine sunacağız. Uzunca Burç Arkeoköy çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bakanlık ve üniversite ve bizim desteğimiz var. Oraya çok gönülden ve sonsuz destek veriyorum başkan olarak. Çok değerli akademisyenler de orada çalışıyorlar. Bakanlık da destek veriyor. Orası bir hazine değerini bilene, biz değerini bileceğiz. Silifke'mize, Mersin'imize çok muazzam bir arkeoköy, hatta turistler için bir destinasyon noktası da kazandırmış olacağız. Yine Silifke Aşevi kuracağız. Bizim özellikle 3 çeşit 10 TL'ye yemek, bu Türkiye'de maruf bir projedir. 48 noktada
Tarsus'ta, Mersin merkezli Erdemli'de faaliyet gösteriyor. Bu bölgeye de kaydıracağız. Silivke'yi de merkez olarak belirleyip buradan yemek üretimini yapacağız. Ve ihtiyacı olan ilçelerdeki yurttaşlarımıza buradan ulaştıracağız. Aynı zamanda evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da biz günlük sıcak yemeklerini gönderiyoruz. Bize kayıtlı binlerce yaşanmış, kimse sormayan, bir başına yaşayan vatandaşlarımız Mersin Büyükşehir'in bu hizmetlerinden yararlanıyor ama tüm periferideki ilçelerde yaymak istiyoruz. 13 ilçemiz, hepsi bizim için aynı değerdedir. Hiçbir ayrım yapmayız. Bize az oy vermiş, çok oy vermiş. Azsa böyle bir ayrımımız olmadı. Buna emin olabilirsiniz. 5 yıl planlı programlı çalıştı bu belediye. 1 yıl önce programlarını yaptı. Programlarını yaparken tamamen emin olabilirsiniz. Araştırmalar sonucu, talepler sonucu, muhtarların görüşleri doğrultusunda, vatandaşın istekleri ve görüşleri, talepleri doğrultusunda biz yıllık programlarımızı yaparız. Şu yol yapılacak, şuraya şu hizmet gidecek, buradaki bu altyapı sorunu çözülecek ve çok disiplinli bir şekilde o yatırım programını biz uyguladık. 5 yılı böyle getirdik. Onun için mali disiplin sağladık. Onun için Mersin Türkiye'nin en güçlü büyükşehir belediyeleri arasına girdi. Bundan dolayı da belediyemle gurur duyuyorum, onur duyuyorum. İnşallah sizlerin de desteğiyle ikinci 5 yılda Mersin'de çok daha dolu dolu hizmetler yapacağız. Bizim MEDEK, Mersin'e değer katanlar kurulumuz var. 12 alt kuruldan oluşan her alanda var. Dün de çok önemli bir toplantı vardı Mersin'de. Sinema ofisinin açılışını yaptık. Bunu niye yaptık? Biz istiyoruz ki Mersin bir film platosu olsun. Gelsinler burada film çevirsinler. Bunun için de bir tanıtım gerekiyor. Mersin'i kimse tanımıyor. Bunu bilmenizi arzu ediyorum. Mersin'i kimse tanımıyor. Mersin son 5 yıldır konuşturuluyor. Emin olun çok büyük katkımız var. Bana söyleyin. Mersin Belediye Başkanı ismini, Büyükşehir Belediye Başkanı ismini kaç kere televizyonda haberlerde duydunuz? Bundan 5 yıl önce, 2019'a kadar. Ama 2019'dan sonra bütün tartışmalarda Mersin, Mersin Büyükşehir, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Çünkü Mersin'de yerel yönetimler anlamında bir değişiklik var. Diğer taraftan her yerde Mersin'de bir hareketlilik var. Şimdi Mersin'i tanıtmamız lazım. Arkadaşımızın dediği gibi yayınlarla, filmlerle, çıkartacağımız değerli siyasetçilerle, sanatçılarla, sporcularla, yapacağımız aktivitelerle, sağlayacağımız farklılıklarla, ürettiğimiz ürünlerle. Biz 1 Nisan'dan itibaren iki belediyenin gücünü birleştirerek tekrar sizlerin karşısına hizmet için bu defa geleceğiz. Çünkü Silifke'nin teveccühünü, halkın teveccühünü görüyoruz. Silifke ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden memnun. Aynı başkanla devam edecek. Biz de Silifke'de tekrar göreve geleceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla o vizyon ve yeteneğe sahip bir Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber bizler de 5 yıllık deneyimimizi birleştirip, tecrübemizi ve bilgimizi birleştirip bir güç birliği yapmak peşindeyiz. Silifke'nin potansiyelini zaten anlatmaya gerek yok. Her yönüyle büyük bir potansiyele sahip. İnsan yapısı da öyle ama yönetim anlamında biraz önünün açılması gerekiyor. 31 Mart bunun için bir fırsat. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirelim diyorum ben.